Şimdi tabii Saadet Partisi genel merkezinin önünde kalabalık toplanmış durumda ama bir o kadar kalabalık da CHP genel merkezi önünde. Acaba orada neler oluyor? TV 100 editörü Betül Araz orada. Betül, neler aktaracaksın bizlere? Evet Ece, aslında sabah erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hazırlıklar devam ediyor. Bu noktada bunu söylemek mümkün. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında biliyorsunuz kulislere çok güçlü bir şekilde yansımıştı. Bugün de o Saadet Partisi toplantısından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izninin çıkmasını bekliyoruz. O açıklamada da açıklamanın da yakın bir zamanda olmasını bekliyoruz ama bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde inanılmaz bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Hem CHP Genel Merkezi'nin içinde hem de CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde, deyim yerinde ise iğne atsanız yere düşmüyor, onu söyleyebiliriz. Hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı demiştik. Öncelikle genel merkez Türk bayraklarıyla süslendi. Genel merkezin dışındaki bina Atatürk portresi asıldı, Atatürk bayrakları asıldı ve aynı zamanda Türk bayrağı da asıldı. Dev bir Türk bayrağı asıldı ve sabahtan bu yana hazırlıklar devam ediyor. Dün CHP örgütçülerine mesajlar gitmişti. Önce Saadet Partisi'nde olunması gerektiğini söylemişti. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya yönelik mesajlar iletmişti. CHP yönetimi, CHP örgütlerine işte sabahın erken saatlerinden itibaren aslında CHP'lilerin de buraya geldiğini görüyoruz. Çünkü bizler de sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydık. Şöyle bir ayrıntıyı da vermek istiyorum sizlere. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağı, genel merkezde açıklama yapacağı noktada aslında CHP amblemi vardı. O amblem de Türk bayraklarıyla kapatıldı. Bu önemli bir ayrıntıydı. Bunun da altını çizelim. Burada bir mesaj vermek istediklerini söyledi konuştuğumuz kurmaylar. Tüm kesime hitaben böyle bir logonun kapatıldığı ve Türk bayrağı asıldığı yönünde Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı noktaya, bunun ayrıntısını verelim sizlere. Dediğimiz gibi burada inanılmaz bir kalabalık var. Şöyle ki ben sizinle yayına bağlanacağımı arkadaşlarım ilettiğinde inanılmaz kalabalık olduğu için o bağlantı yapacağım noktaya gidemedim bile. Bak, dakikalardır oraya gitmeye çalışıyorum ancak kalabalıktan gidemiyorum. Bunun altını da çizmekte fayda var dediğimiz gibi. Bu kalabalığın daha da artmasını bekliyoruz. Saadet Partisi'nde de CHP'nin örgütlerinin olduğunu biliyoruz. Orası da inanılmaz kalabalık. O örgütlerin de buraya geleceğini belirtiyor yetkililer. Bu kalabalığın, buradaki şu anki kalabalığın daha da artmasını bekliyoruz biz ilerleyen dakikalarda. Bunun altını çizelim. Şöyle bir bilgi daha var, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'ndeki toplantıdan sonra hemen buraya gelmeyecek. Önce eve uğrayacak, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu alacak ve oradan CHP Genel Merkezi'ne gelecek. Yani Saadet Partisi'ndeki toplantı bittikten sonra, aslında oradaki konuşma, oradaki açıklama bittikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra CHP Genel Merkezi'nde olmasını bekliyor olacağız biz de burada. Dediğimiz gibi inanılmaz bir kalabalık var. Eline Türk bayrağını alan vatandaşlar, CHP'liler, CHP Genel Merkezi önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu diyelim ve sözü bu noktadan tekrar size bırakalım. Kolay gelsin diyelim. Kalabalık giderek artıyor anlaşılan. Orada görev yapan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Betül Araz önemli ayrıntıları bizlerle paylaştı. Bir tanesi CHP Genel Merkezi'nde CHP'nin parti logosunun kapatılıp yerine Türk bayrağının konmuş olması, oradaki mesajı. Bir diğeri de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yapılacak açıklamadan sonra Kılıçdaroğlu'nun direkt CHP Genel Merkezi'ne geçmeyecek oluşu. Onun yerine eve gidip eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu da yanına alıp ondan sonra yarım saat 45 dakika sonra CHP Genel Merkezi'ne gidecek olması. Bunlar önemli.